İndisler toplamı 3, 7 daha 10, 4, 6 daha 10. Bu bize bunların çarpımının eşit olduğunu söyler arkadaşlar. Bu yüzden 3x-1 çarpı 2x artı 6 birbirine eşittir. x eşittir 7. Neden birbirine eşit? Hiçbir fikriniz yoksa e, konuda anlattım arkadaşlar. Artık bu son test olduğu için burada bir daha bahsetmeyeyim. Birazcık böyle konuya dönmeniz gerekir. Bununla ilgili hiçbir fikriniz yoksa. Cevap D şıkkı. Şimdi arkadaşlar a a 2'ye oranı r üzeri n eksi 2'dir. Ve bu bize 2 üzeri n eksi 2 dersek 128 olarak verilmiş. N demek ki 9'muş. D şıkkı. Bu soru arkadaşlar biraz obip okek sorusu gibi. Önce bir de şunu söyleyeyim size. Matematikte arkadaşlar diyelim bir sayı var. 13'ün 6 ile bölümünden kalan nedir? 1'dir değil mi? Bu sayı bölen kalan ilişkisinde arkadaşlar aslında 37'ye de karşılık gelir. Yani siz bazen o ve pokek sorularında olur böyle sorular. 13 yerine 37 yazma hakkına sahipsiniz. Üzerine kaç ekledik bakın 24 ekledik. Ya da şöyle bile yapabilirsiniz. 37'den 42 çıkarın. Eksi 5 de yazabilirsiniz bu sayıların yerine. Örnek bir sayının 6 ile bölümünden kalan 1 ise sen bazen burada işine geldiği gibi şunu yapabilirsin, 13 yazabilirsin, 6 k artı 103 yazabilirsin, 6 k artı 500 e, kaç olsun 504, 505 yazabilirsin. Yani bunları yazma hakkım var. Bunların hepsi 6 ile bölümünden kalan biri olduğu için işimize geldiği zaman böyle değiştirebiliriz kalan sayılarını. Bunu niye söyledim? Şimdi birincisi bakın, 4 k artı Kaçar kaçar artıyor arkadaşlar. Pardon 9K artı 4 gördüğünüz gibi. 9 ile bölümünden kalanın 4 olduğu sayılar. Sonra diğer arkadaşlar bakıyorum burada da 7, 13, 19 diye gidiyor. Bakın oraya da şöyle yazacağım. 6M artı 7 yazacağım arkadaşlar. Şimdi bakın bunlar birbirine eşit olduğu sayılar olacak. Örnek 13'te eşitlenmişler. Hemen bunları eşit yapmak için sayı düşüneceğim. 9K artı 4, 6M artı 7. Buraya bakın 9 eklesem çünkü 4'ün de 9 ile bölümünden kalan 4'tür. 13'ün de 9 ile bölümünden kalan 3'tür. Yine 6'nın da şey 13'ün de 6 ile bölümünden kalan 1'dir. 7'nin de o zaman ben 7 gördüğüm yere bunu yazabilirim. Buradan yola çıkarak da arkadaşlar hem 9'a hem 6'ya bölümünden kalan 13 olan sayıları bulacağım. Bu da şu demek hem 9'a hem 6'ya bölünseydi ne olurdu? 18 olurdu değil mi? 18 ile bölümünden kalan o zaman 13 olan sayıları araştıracaksınız. Bu yüzden ilki gerçekten T'ye 0 verdiğinizde 18 oluyor. Bizden A8'i istiyor. Bu şimdi A1 arkadaşlar. O zaman kaç vermem lazım? 7 vermem lazım değil mi? 0 verdiğimde 18'i buldum. 7 verirsem de arkadaşlar son sayıyı bulurum. 18 çarpı 7 126 olması lazım. Bakayım 8 kere 7, 56. 1 çarpı 7 evet 126. Artı 13'ten 139 oldu C şıkkı. Dediğim gibi biraz bu anlamda okek okay anlamında biraz sert bunu görmek gerekiyordu. İndisler toplamı aynıysa iki sayının ayrı ayrı toplamları aynıdır. Burada da şu durum olacak. Örnek A9 ile A12'nin toplamı arkadaşlar A10 ile A11'in toplamına eşittir. Bunun gibi düşünün. Haliyle biz ne yapacağız şimdi? Burada başlayacağız. A1, A20. Bakın. Sonra A2, A19. A3, A18. Nokta nokta nokta. En son A10, A11 arkadaşlar. Bunların toplamı hep aşağıya eşittir. O zaman ne oldu? A1'den A10'a kadar bakın toplam 10 tane ikili oldu böyle. Haliyle arkadaşlar 10 tane x diyelim bunların toplamına x yukarıda var. Bir tane de x aşağıda var. Böylece oran 10 geldi c şıkkı. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı arkadaşlar. K'ya 1 ver, K'ya 2 ver, K'ya 3 ver şeklinde. 1'den 10'a kadar olan sayıların toplamı 10 çarpı 11 bölü 2'dir. Artı a diyeceğiz. Burada sadece 4 ve 5 yazacağım. O yüzden tek tek yazabilirim. 4'ün karesi artı 10 artı... Araya artıyı koymayı unutmuyoruz. 5'in karesi artı 10. Böylece 10 çarpı 11 bölü 2 55 oldu sol taraf. Sağ tarafta 16 artı 25 41 artı 20 eşittir 61 oldu. Böylece A arkadaşlar 6 geldi C şıkkı. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunların aralarındaki mesafe hep aynı olacak ya. İlk kesiyi attığımız yer 15 artı D olsun. Son kesiyi attığım yerde 42 eksi D olsun. İlk terim Artı son terim bölü 2 terim sayısı onu bilmiyoruz işte eşittir arkadaşlar kaça 228'e böylece bu değerler gitti 42 15 daha 57 57 228 4'e bölersek evet oluyor. 57 çarpı ts bölü 2 228 de bunlar sadeleşiyor 4 oluyor terim sayısı 8 oluyor demek ki 8 tane terim varmış bu iki terim arasında. Birinci kesik ve ikinci kesik dahil olmak üzere toplam 8 tane kesik yani terim varsa terim dediğimiz kesik sayısı aslında. 8 kesik bize neyi anlatıyor? Demin de söylediğim gibi 9 parçaya ayrıldığını anlatıyor. Kesik sayısı her zaman parça sayısının bir eksiğidir. Örnek siz bir şeyi 3'e bölerken bakın 2 kesik atıyorsunuz. Bunun gibi. Doğal olarak 9 parça uzunluk toplamda kaç birim? 27 birim. 27 bölü 9'dan 3. Demek ki ortak fark 3'müş. O zaman birinci kesik 18, ikinci kesik 21, üçüncü kesik de 24 olacak arkadaşlar. D şıkkı, güzel bir soru. A9 yerine A1 çarpı R üzeri 8 yazalım. Burası A1, 3. Diğerinde de yine A4 çarpı R üzeri 8 eksi A4 eşittir 24. Şimdi bakın A1 parantezinde R üzeri 8 eksi 1 bölü 3. Hatta A4'ü de A1 R küp diye yazayım. Sonra burada R üzeri 8-1 eşittir 24. A1'ler gitti. Bunlar gitti. 1 bölü R küp eşittir. 1 bölü 8'den R2 oldu. C şıkkı. Soruda aritmetik dizi olduğunu unutmayın. O yüzden aslında bir noktada kolay bir durumumuz olacak. Şimdi S13 arkadaşlar. A1 artı A2 nokta nokta nokta. A3'e kadar olan toplam. S100 A1 artı A2 nokta nokta nokta. Şurası A13. Ee, bu da A14'ten sonra devam etsin aynı şekilde. A100'e kadar toplam. Şimdi biz bunu taraf tarafa çıkardığımız zaman S3'te, S13'te affedersiniz. Bunlar gitmiş olacak. Burada A14 artı A100 kalacak. Haliyle S100 eksi S13 a 14ten A100'e kadar olan sayıların toplamı diyeceğiz. Böylece İlk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı. Terim sayısı da arkadaşlar 87 tane. Bu arada A14 artı A100 zaten 2 tane A57'dir. Çünkü A57 bunların tam ortasında yer alır. Böylece 2'ye böldüğümüzde 2'ler gider. 87 A57 olur C şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada A'yı bulmak için bir kere şunu görmek gerekiyor. İki sırada 20 tane sayı var. 2 sırada 20 tane sayı var. Şimdi 9. sıranın önünde 8. sıra olacağı için toplam 8 sırada 4 çift olacak. Ve her çifte biz 20 sayıya ulaştığımıza göre 4 çifte 80'e ulaşırız. Böylece burası 81 numaralıdır. Burası da 83 numaralıdır. Olay bu. Şimdi A'yı kolayca bulduk. Gelelim 192'den yararlanarak eninci sıraya. 188, 186, şey e, pardon 190, 188, 186, 184, 182 haliyle arkadaşlar bir önceki sıra tek sayılardan oluştuğu için n eksi birinci sıra tek sayılardan oluşacak bu çiftlerden oluştuğu için o zaman n eksi ikinci sıra 180 ile bitecek bunu neden söyledim 180 eksi 2 bölü 2 artı 1 yani buradan e, 180 bölü 2 diyebiliriz 90 90 tane çift sayı varmış en başlangıçtan itibaren. Bu ne demek? Her sırada 10 tane çift sayı olduğuna göre 90 bölü 10'dan 9 tane çift varmış arkadaşlar. Şu n eksi ikinci sıraya gelene kadar. 9 tane çift olduğuna göre 9 tane de tek sayı vardır. O zaman bu n eksi ikinci sıraya kadar 18 tane sıra var. n eksi birinci sıra o zaman 19. sıra. n'nin sırada arkadaşlar 20. sıra. Haliyle buradan yararlanarak artık N'yi 20 bulduk. A'yı zaten kaç bulmuştuk demin? 83. Toplamları 103 geldi. C şıkkı. Birinci bölümden 10. bölüme kadar. 10. bölüm dahil arkadaşlar bakın. Aldığı ücret her bir e, işte dizi bölümünde X olsun. Toplam 10 x oraya kadar aldı. Sonra 11. bölümde X artı 1500. X artı 3000 12. bölüm. Sonra X artı 4500 ve X artı 6000 oldu arkadaşlar. Taraf tarafı topladığımızda da 14X artı 4500, 1500 daha 6000 yapar 15000 oldu. 14X artı 15000 eşit oldu 645000'e. Şu 3 sıfırları bir atalım önce. Böylece X buradan 45 olacak arkadaşlar. Yani gerçek fiyatı 45000'miş. Haliyle burada artık ne söyleyeceğiz? Burada aldığı ücret, burada aldığı ücret. Şimdi 39. bölüme kadar aldığı ücret neyse Y diyelim. 40. bölüm dahil aldığı ücret nedir? Y artı 40. bölümün fiyatı. Yani benim o fazlalığı bulmak için 40. bölümde kaç para alıyor onu bulmam gerekiyor. 40. bölümde de aldığını nasıl anlayacağız? 10. bölümde arkadaşlar X alırken 11. bölümde 1500'ün bir katı 12. bölümde 1500'ün 2 katı yani nokta 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 40. bölümde 1500'ün 40 katı kadarını şey 30 katı kadarını alacak arkadaşlar. Böylece 1500 çarpı 30 45.000 yaptı. X'i zaten 45.000 bulduk. Demek ki sadece 40. bölümde kazandığı miktar 90.000. Bir önceki bölüme kadar olan kazandığı miktar Y ise bu da Y artı 90.000'dir bu yüzden 90.000 TL fazla kazanır M mavi zamana kadar ve mavi zaman dahil.